Bugün Unam'ın kadın olmaya dair ne düşündüğünü öğrenmeye geldim. Hadi bakalım. Bilim dünyasında kadın olmanın en zor yanı nedir? En zor yanı yok bence. Peki en güzel yanı nedir? En güzel yanı. Çeşitlilik katıyoruz herhalde. Daha kompleks düşünüyoruz. Zor bir yanı şu ana kadar görmedim. Çünkü bilim dünyasında çok fazla, yani ya da benim çalıştığım alanlarda çok fazla ayrımcılık olduğunu da sanmıyorum. Peki en güzel yanı nedir? En güzel yanı kadınlar biraz daha belki, umarım erkekler çok fazla şey yapmazlar bu sözlerin üzerine, ama sanki biraz daha yaratıcı gibiler. Yaratıcı oldukları için daha güzel şeyler ortaya koyabiliyorlar, daha estetik şeyler ortaya koyabiliyorlar. Bu da belki bilime ekstra bir renk katıyor olabilir diye düşünüyorum. Bu sorunun en doğru cevabı zannımca, bilim dünyasında kısa veya uzun olmanın en güzel, en kötü yanı nedir sorusuyla aynı cevaba sahip olmasıdır. Yani şunu demeye çalışıyorum, nasıl ki uzun veya kısa olmak fark etmiyorsa bilim dünyasında, kadın ve erkek olmak da fark etmemesi lazım. Ama tabii gerçekçi olursak fark ediyor, ümit ediyoruz ki bu fark ortadan kalkar. Ya bence kadın erkek ayrımı çok önemli değil bilimde. Eğer bu bürokrasi işleri falan girmediği sürece bence bir ayrım yok. En zor yanı nedir? Yok ki öyle bir şey. Peki en güzel yanı nedir? Ya kadınlar daha çok uğraşıyorlar. Yani hiçbir zor yanı yok şu an benim için ama. Peki en güzel yanı nedir? En güzel yanı işte bilim yapıyor olmak, bir şeyler ortaya çıkarıyor olmak. Nedir? Ulan biz hiç bilmiyoruz. Biz hep kadın bir grubuz. O yüzden hiç bilmiyorum. Kadın olmak neden zordur? Peki en güzel yanı nedir o zaman? Ya kadın sınırı çalışıyorsun yani. Daha güzel bir şey olmaz. Çok kadın çalışmazken sen böyle bir ortamda başkalarının hayal bile edemeyeceği bir yerde çalışıyorsun yani. Bence bir sorunları yok. Peki en güzel yanı nedir? Pozitif ayrımcılık. Benim için bir sorunları yok, bilemedim. En güzel yanı nedir? Azınlıkta olmak herhalde. Bence bir zorluğu yok. Yani bu insanların algısıyla alakalı biraz daha. Herhangi bir problem olduğuna inanmıyorum. Peki en güzel yanı nedir? Yani dünyayı gezme şansı, yeni insanları tanıma şansı var. Yani... Kadınların en büyük desteğinin yine kadınlar olduğunu düşünüyorum ve bunun dünyasını kadınlardan oluştuğunu düşündüğüm için aslında çok da zor olmadığını, birbirimize destek olarak ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Peki en güzel yanı nedir? En zor yanı mı? Yani bunu kadınlara sormak lazım aslında. Peki en güzel yanı nedir? Bunu da kadınlara sormak lazım. Benim için en zor yanı diye bir şey yok ama eğer ileride bir çocuğum olursa tabii ona da ayırmam gereken bir zaman olacak. Bu yüzden tek zorluğu kadınlar için olabilir. En güzel yanı nedir? En güzel yanı işimizi severek yapıyoruz. İşimizi severek yaptığımız için iş gibi görmüyoruz aslında yaptığımız işi. Mesai kavramı diye bir şey olmaması gerekiyor bilimle uğraşanlar için aslında. Bu yüzden de sıkıcı değil, zevkli her şey. Söylediğin şeyin doğruluğunu daha çok, daha zor ispatlıyorsunuz bir erkeğe göre. Nedense bir inandırıcılık şeyiniz daha az oluyor. Yani bir şey böyledir deseniz hep böyle bir acaba öyle midir diye bir soru işaretiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Peki en güzel yanı nedir? En güzel yanı nedir? Söylediğiniz şeyin doğru çıktığında hissettiğiniz his galiba. Ön yargılarla mücadele etmek. En güzel yanı nedir? Gene ön yargılarla mücadele etmek. Ön yargıların olması. En güzel yanı nedir? Ön yargıları yıkmak. Ön yargılar diyebilirim belki. En güzel yanı nedir? En güzel yanı. Yok öyle bir şey. Güzel yanı yok. En başta ön yargı diyebiliriz. Peki en güzel yanı nedir? En güzel yanı bilim yaparak aslında evrensel bir dili konuşuyor olmak. Bence kendine güven kazanmak. Çünkü genelde erkeklerin olduğu bir alanda çalışıyorsan kendini kanıtlama gibi bir şey gerekçesi hissediyorsun. Peki en güzel yanı nedir? Bir cümle. Çocuklarına bilgileri güzel şekilde aktarırsam, yani anne olarak bilim insanı olmak bence güzel. Yani. Gel gitler. En güzel yanı nedir? Yaratıcılık. Evde sizi bekleyen bir çocuğun olması aslında birazcık etkiliyor tabii ki. Yani evde düşünemiyorsunuz. Peki en güzel yanı nedir? Bilimde kadın olmanın en güzel yanı...
Diğer kadınlardan daha farklı oluyorsunuz yani. Yani evliyse hem eşi, çocuğu, evi, ARGE yani araştırma geliştirme demek gece gündüz 7-24 yapılan bir şey. Böyle sabah 8.30 akşam 5.30 olmadığı için hani bayanların en çok zorlandığı nokta burası oluyor. Peki yani en güzel yanı nedir? Yani en güzel yanı daha titiz bence hani erkeklere göre daha titizler. Birazcık daha bağlılar yani hani belki de bu da bayan olmanın annelik duygusunun ön plana çıktığı hani bu ikisini birleştirdiği zaman dolayısıyla belki de daha başarılı olabilirler yani. Peki. Erişir yani. Peki en güzel yanı nedir? Kadınların daha fazla sorumluluk sahibi olduğunu düşünüyorum. Toplumsal beklentilerin kadının bilim dünyasında bir yer edinmesini zorlaştırması bence en büyük problem. Maalesef de çok herhangi bir yanını şu anda düşünemiyorum. Hem evli olup hem bilim kadın olmaya çalışmak. Peki en güzel yanı nedir? Bir şeyler üretebilmek. Bence kadın olmanın en zor yanı sorumlulukların fazla olması. Peki en güzel yanı nedir? En güzel yanı da bilimde hala üretken olduğunu kendini gösterebilmesi. Hem anne olmak hem bilimle uğraşmak. Dışında fazla bir yolcu yok. Peki en güzel yanı nedir? En sevdiğim işi yapıyorum. Şimdi bugünkü bilim dünyasında benim gördüğüm kadarıyla, bizim kendi şartlarımız içinde değerlendiriyorum. Maalesef Türk aile yapısından kaynaklı bir zorluğu var. Ailesel durumda her zaman çocuklar kadınların başlarına kalıyor. Dolayısıyla günümüz bilim dünyasının yoğunluğunda kadınlar hem aile hem bilimi bir arada götürmek zorunda kalıyorlar. Erkeklere göre. Benim gördüğüm en büyük zorlukları. Peki en güzel yanı nedir? En güzel yanı bilim dünyası kısmen bu zorlukların farkında. Dolayısıyla zaman zaman bazı pozitif ayrımcılık gibi şansları oluyor kadınların. Bence en güzel tarafları da bu olabilir. Ama hala durumun ben eşit olduğunu düşünmüyorum bilim dünyasında. Evli olup ev işlerini yapmak, ayrıca bilimde de çalışmak yani. Peki en güzel yanı nedir? En güzel yanı... güzel yanı var mı ki acaba? Bence en zor yanı iş ve aile hayatındaki dengeyi korumak. Peki en güzel yanı nedir? Üniversite ortamında çalışmak, dinamik, aktif, nezih bir ortamda görev yapıyor olmak. Aslında belirli bir yaşa kadar kadın veya erkek olmak çok fark etmiyor ama belirli bir yaştan sonra özellikle eğer anneyseniz ve küçük çocuğunuz varsa bir takım zorluklar olmaya başlıyor. Çünkü bilim de zaman istiyor, fedakarlık istiyor çocuk da. Dolayısıyla o aşamada biraz zorluk yaşanabiliyor. Peki en güzel yanı nedir? En güzel yanı sürekli yeni şeyler öğreniyor olmak. Dinamik olması, heyecanlı olması ve canlı tutması. Kıskanılmak. En güzel yanı nedir? Bir şeyler başarmanın mutluluğu. Mücadele etmek. En güzel yanı nedir? Mücadele etmek. Erkeklerle kıyasıya mücadele etmeyin. Peki en güzel yanı nedir? Merak ettiğiniz her şeyi araştırabiliyorsunuz. Hiç kimseye hesap vermiyorsunuz. Aklınıza ne geliyorsa araştırıyorsunuz. Bir de buldunuz mu yemede yanında yat. Erkeklerle mücadele etmeyi sanırım. En güzel yanı nedir? En güzel yanı da kadın olarak bu kadar bilime katkı sağlayabilmek bence. Şimdi yasta kadın olmanın en zor yanı erkeklerden daha fazla mücadele etmek gerekiyor. Peki en güzel yanı nedir? En güzel yanı, bence kadın erkek fark etmez, herkes için yeni fikirler üretmenin özgürlüğü ve bunu uyguladığının özgürlüğü. Bilim dünyası Türkiye'de kadın olmak zor, başlı başına. Bilim dünyası da haliyle zor olacaktır. Peki en güzel yanı nedir? Kadınların hayatta olması zaten en güzel yanı. Kadınların varlığı, bulunduğu yere zaten birçok katkı sağlıyor. Bu yüzden kadınların olması çok önemli. Erkekler tarafından hor görülmek. Peki en güzel yanı nedir? En güzel yanı da bir şeyi başarmak ve bunu hissetmek. Erkek domine bir ortamda yerler kazanmaya çalışmak, kendini ispat etmek zor bir şey. Yani o yüzden en büyük zorlukları bu bence. Peki en güzel yanı nedir? Ayrıca bir pozitif bir yanı olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Erkeklerle çalışmak. En güzel yanı nedir? Erkeklerle çalışmak. Muhtemelen sayılarının az olması. En güzel yanı nedir? Ortama güzel bir çeşitlilik katmış olmalı. Erkek domine bir ortamda çalışmak. En güzel yanı nedir? Buna rağmen başarıyor olmak. Bilim dünyasında kadın olmak zor çünkü erkek egemenliği var. Peki en güzel yanı nedir? Onu tam bilemiyorum. Çok duygusal olduğunu düşünüyorum mesela. Peki en güzel yanı nedir? Başarabilme gösterebilmek diye düşünüyorum. Öyle düşünülmesi de bile. Çalışma saatleri olabilir yani. En güzel yanı nedir? Kadınların güçlü olması olabilir. Kimyasallarla uğraştığımız için bazen tehlikeli anlar yaşayabiliyoruz. Belki o olabilir. En güzel yanı ne? En güzel yanı da bilim açısından hani aynı şekilde makaleler yayınlayınca ve iyi yerlere gelince daha mutluluk veriyor diyeyim. Genel olarak toplumsal olaylardan yani erkek egemen bir toplumuz sonuçta. Bunlardan etkilenerek gerçek profesyonel yaşantılarını istedikleri gibi yaşayamamaları bence. Peki en güzel yanı nedir? En güzel yanı... Bilemedim. Gelmedi aklıma bir şey. Bazen tamam, zamanladığınız şeyleri zamanında yapamıyorsunuz. Neler uzuyor falan. Böyle bir şey, problemler olabiliyor. En güzel yanı nedir? Yaptığın şeylerden güzel sonuçlar almak. Biyolojik yapımızdan dolayı tabii ki doğum gibi şeyler yapıyoruz ve bu mesela iş alırken bizi etkiliyor, bazen iş alamamamıza sebep oluyor. Hani kadın olarak herhalde biyolojik yapımızdan dolayı en büyük problem bu diye düşünüyorum. En güzel yanı nedir? Topuklularımla bilim yapabiliyorum. Hem güzel gözükebiliyorum hem bilim yapabiliyorum. Güzel olsun. Kaçmıyoruz. Kaçmıyoruz. Lütfen, lütfen. Birazcık daha sesinizi yükseltirseniz bu mikrofon aslında bir şey yaramıyor. Asansörde bastık. Paparaziler olarak, ulan paparaziler olarak. Ya. Merhaba Haydi. Başladın mı? Didem dede saklandığı köşeden yakalandı. Didem hadi Didem ya. Çok güzel. Bak Nima da konuştu, Ulviye de konuştu herkes. Başladı mı? Başladı başladı. Didem çekiyoruz Didem. Didem yüzünü görebilir miyiz acaba? Evet. Ya ya. Arkadaşlar. Tamam. Biliyorum işte çok iyi bir şey koyacağım. Didem. Sen bir kabul ediyor musun? Sen yoksa yok şey. Böyle hakkınız yok. Bu hakkı ben aldım. Senin onunla izni verdim. Evet. Hazır mı? Merhaba. Bilim dünyasında bir cümleyle kadın olmanın en zor yanı nedir? Baştan aldım. Hayır bir dakika ben tamam. Hatırlayayım. Merhabalar. Bilim dünyasında bir cümleyle... Evet, tam değil. Bilim dünyasında çıkıp bölümde editleyeceğim, keserim bunu. Dondum kaldım. Bilim dünyasında kadın olmanın en zor yanı nedir? Erkeklerle karşılaştırdıklarımda... Ya ne yapıyorsun? Bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım.